Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Blasphemous severler. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim bir önceki videoda buradaki kısmı açmıştık. Şimdi buradan sol tarafa doğru devam edeceğiz. Şuradaki asansörden aşağı indim ben. Bir yere hafif bir sıkıntı oldu. Hani tekrar geri sardım aslında başladığım kısmı. Herhangi bir şey ilerletmediğim için de kalmadan devam ediyorum. Burada hani eskiden bomboş bir alan vardı. Şimdi double jump ve dash ile bu kısmı yaşayabiliyoruz. Şöyle dinlendik. Kaydımızı aldık. Buna dikkat edin. Hani deniz kızları zıplıyor yerden. Ya sudan. Her şeyi geçtim. Şimdi bu bir mini boss. Fakat mini boss olduğuna bakmayın. Şunları tam ayarlayayım. Mini boss olduğuna kanmayın. Bu dehşet bir mini boss. Hep daha dalgalar saçıyor. Size çeşitli saldırılar yapıyor. Fazları bile var yani. Zamandan kurtarırım diyormuştum. Kurtaramadım. O saldırısı yaparken hem arkaya hem önüne vurur. Özellikle az önce yaptığı saldırı bana aşırı hızlı geliyor. Ben onu şey yapamıyorum yani tepki veremiyorum. Aa bu kötü oldu. Gittin mi diyorsun? Tamam okey. Yine boss'u burada bitti. Daha sonra gerçek boss olarak karşımıza çıkacak kendisi. Şu an için sadece mini boss olarak geldi. Şimdi şu arkadaşı şöyle almak niyetindeyim. Oradan çıkardık. Şimdi aynı zamanda ne alıyorum? Burada işareti görüyorsunuz. Tam burada. Çok zor. Yani bence bunlar bilmiyorum. Yani Wiki'den falan bakmamış olsam ben de öyle kendim bulabileceğimi inanmıyorum. Ama varlar. Atmakta olduğu yine iki tane içerik var. Şu an yeter paramız yok, o yüzden devam ediyorum. Belki bir tane daha düşman öldürüp gelebilirim hemen kendisine. Marka almak için en azından. Marklara gerçi para vermemize çok gerek yok. Yani onlar düşmanlardan da düşüyor. O kadar şey değil. İmkansız değil kasması. Öncelikle burası kapalı. Adım adım her bir yeri keşfedeceğiz sizlerle beraber. Şimdi bu arkadaşları bir karakter test ediyor. O da bu. Seke seke devam eder bunlar. Bir saniye. Devam ediyorum. İlk oyunda benim kafam bayağı karışmıştı bu bölgede. Bunların içerisinden bazen, her zaman değil, düşmanlar çıkabilir. Şu arkadaşın bir charge saldırısı var. Biraz tehlikeli. Dikkatli olmazsa fayda var. Şimdi bu özellikle zigzaglı yapı insan kafasını çok karıştırıyor. En azından benimkini gerçekten çok karıştırıyor. Ölmüş efendim.
Her saldırısı bu. Yani bir iki tur yaptı orada. Öncelikle şuradan aşağı ineceğim. Şuradan arkadaşı kırdım yukarıdakini. No. Peki. Biraz şimdilik bir kestirme yol görevi görecek. Yani temelde aslında şuradayız. Aşağı inen. Buradaki oda savaşını başlatıyorum. Çok zor olduğunu düşünmediğim bir oda savaşı bu. Rahatlıkla aradan çıkartabileceğinizi düşünüyorum. Yani böyle şeyler söyleyince benim başıma kötü şeyler geliyor. Başıma kötü şeyler gelmek üzere. Riske etmek istemedim yani direkt büyü spamıyla. Bu arkadaş zehir püskürten tipten. Yani hareketleri aksiyonu vesaire aynı ama yaptığı içeriğin etkisi farklı. Kendini hemen çıkardık. Dönüyorum gelin. Arkadaş aradan çıkartıp böyle ilerlemeye karar verdim. Şu arkadaşı biraz şey yapabiliyorsunuz, sağ taraflara götürebiliyorsunuz. En sağa götürüyorum. Hızlıkla uğraşmayacağım. Double jump yapıp vuruyorum buna bir tane. Bu kapımız açılıyor. Bu silahımızın 3. seviyesini elde ettik. Şimdi şunu merak ediyor olabilirsiniz arkadaş. Bunların 3. seviyelerini ekran elde ediyoruz. Hani şeye ne oldu? Yani diğer işte hançer silahına ne oldu? Bu arkadaş. Bu hepten 2'de kaldı gibi. 3.sünü aslında erişebileceğiz ama şu kısımdaki sarı içerikte geçebilmemiz lazım. Bahsetmiştim ben bundan. Kendisi bu tarafta. Her tip elemental saldırıya sahip versiyonu mevcut. Siz yeter ki hasar yemek isteyin. Efendim. Burada yine sarı içeriklerimiz var görüyorsunuz ki. O yüzden işaret koyacağım. Oh. Niyetim o değildi. Şimdi efendim. Şuradan tekrardan bunu değiştireyim. Yoksa başıma bela gelecek. Bu bir başka kestirme yol. Şu kısma bağlanıyor aslında.
Çık bakayım sen dışarı der gibi attı beni orada. Bir de çekiniyorum bu arkadaştan çünkü psikopat bir saldırı şekli var. İstediğim kombo yapamayınca da insan geriliyor. Böyle bir şey yapabiliriz. Yani jump potumuzu serrast hiç uğraşmadan kaçıp gidebiliriz. Bir diğer böyle sarı içerikler burada görüyorsunuz. Hani onlara işaret koyuyorum. Bu da çok kalmadı sarı içeriklerin etkileşimini sağlayacak özel item almamıza derken. Ama da vururum dedim ya. Peki. Belki de iyi yolda ışınlanmak. Gel bakalım buraya. Şuradan 17.500'e bu büyüyü elde ediyorum. Yani bahsetmiştim yani çok daha rahat bir şekilde şey kasabileceğiniz Yuzu ve Tum'u kasabileceğiniz yerler var vesaire diye. Onları da burada görüyorsunuz. Yanlış yere gidiyorum. Açtığım ikinci yere gitmek istiyorum aslında. Aynen. Buraya gelmek istiyorduk. Madem geri geldik, bu sefer oradan çıkartalım bu arkadaşları. Şu silahların şeylerini açabiliriz. Yani duration'ını arttırdım. Blood Pact'in hani burada mystical damage'ını daha da arttırıyor. Arttırsın. Yani ne kadar fazla hasar o kadar iyi diyerekten Blood Pact'i iyice buffladım. Gel bakayım. Ölümüz hanımefendi. Vuramayacakmış gibi hissediyorum ama vuruyor yani. Bir şekilde o hitbox'ı tutturuyor. Özgün geldiğimiz yer. Arkadaşlardan çıkartıyorum. Bu fiziksel defansımızı arttırıyor. Aldığımız item. Kullanmamız durumunda. Bir diğer kayıt noktamız burası. Bir saniye. Şuraya hemen gitmeyeceğim. Burası boss fight'ımız. Oraya şu an hemen gitmek niyetinde değiliz. Şurayı aktive ediyorum. Şu an Sunken Katedral bölgesindeyiz bu arada. Hani bu bölgeyi de aradan çıkarmak niyetim var. Bu video içerisinde. O yüzden şu an için boss'a gitmiyorum. Doğru noktada mıyım? Okey tamam. Bu içerikler ben bir kat daha var gibi düşündüm. İçerikler tamamlamışız. Okey süper. Şimdi... Bu bölümde aslında şuradaki
Sea of Ink ve Sunken Cathedral kısmını aradan çıkardık. Burada boss fight'ımız var. Bu boss fight'ı bir sonraki videoda aradan çıkartacağız. Orada görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.